Değerli izleyenler günaydın. TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Tekrar 8.15'te bu ekranda sizlerle birlikteyiz. Bugün de cilt hastalıkları üzerine konuşacağız ama belki çok hastalık dememize gerek yok. Leke tedavilerini konuşacağız bugün. Çeşitli nedenlerle lekeler çıkıyor vücudumuzda, cildimizde, bir takım bölgelerinde. Doğum lekesi olabiliyor, doğuştan olan lekeleri kastedersek çiller olabiliyor, güneş lekeleri oluyor, yaşlılık lekeleri ve doğuştan olan başka şekilde kendini gösteren bazı lekeler var. Bugün bu lekeleri konuşacağız. Neden oluşur, neden gelişir, bize zararları var mıdır ve bu lekeler nasıl tedavi edilir, nasıl vücudumuzda görünmemesini sağlayabiliriz? Bunlar üzerine tedavi yöntemleri de konuşacağız. Sanıyorum yaz gelmeden önce bu lekelerin de giderilmesinde tıbbi açıdan da fayda var. Tedavinin başarısı açısından da fayda var. Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Uzman doktor Kenan Dibek konuğum. Dermatoloji uzmanı kendisi Medical Park Gebze Hastanesi'nden yayınımıza katılıyor. Eğer bize sorularınız olursa 0212 480 0663 numaralı telefondan da sorularınızı iletebilirsiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cilt lekelerini konuşacağız. Evet. Kadınları daha çok ilgilendiriyor diyeceğim ama artık erkekler de bir o kadar kadınlar kadar bunlara çok dikkat ediyorlar. Onu siz en çok hastalarınıza gözlemleyen grup olmalısınız, hekim grubu olmalısınız. Şimdi şöyle girelim. Bu cilt lekelenmesi çeşitleriyle başlayalım. Lekelerin zararı var mıdır, kansere dönüşür mü gibi bir takım sorular da geliyor izleyicilerimizden. Onlarla da devam edelim. Peki. Kabaca sınıflandıracak olursak, öncelikle bir tanımlayalım. Leke, doğal tonumuzun dışındaki herhangi bir tonda, kahverengi, siyah ya da mora yakın bir renk tonundaki bir görüntüdür, bir lezyondur. Kabaca bunu leke olarak nitelendiriyoruz biz hekim olarak. Bunların doğuştan olan, yani genetik sebeplerle doğuştan ilk doğum anında vücudumuzda olan lezyonlar şeklinde seyreden bir grup var. Bir de edinsel olan, yani daha sonra kazanılmış lekeler tarzında ortaya çıkabiliyor. Doğuştan olanlar genelde bizim kafeola dediğimiz sütlü kahve lekeleri olarak da bilinen zararsız doğuşta vücudun belli yerlerinde birkaç santim çapında adı üzerinde açık kahve tonlarında ya da biraz daha koyu olabilen lekeler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Doğum lekesi Türk filmlerinde de çok şeydir, işarettir. Evet. Türk filmlerinde duyduğumuz bir şey aslında. Kesinlikle. Bu doğum lekesi doğumda neden oluşuyor? Ya bunun doğumla ilgili bir nedeni var mıdır? Çok özel bir nedeni tabii var mıdır? Yanlış yapılan bir şey var mıdır? Nedir? Hayır. Şöyle özetleyebiliriz. Aslında bunlar bir geleneksel bir inanış vardır. Ya işte şunu yedim ya da canım şunu çekti yapmadım ama acaba ondan gelinlik mı oldu? Gelinlik hurafeleri var biraz. Evet. Kabaca aslında bizim derine renk veren hücrelerimiz vardır. Melanosit. Bunların gelişimsel, anne karnındayken gelişimsel dönemde göçü sırasında ortaya çıkan genetik defektler sonucunda bazı yerlerde göllenme, dağılma tam sağlanamadığı için bazı yerlerde göllenme olabiliyor. Yani o hücrelerin bazı yerlerinde daha fazla olması neticesinde ortaya çıkan görüntülerdir. Bilimsel olarak tanımı budur. Bunların normalde bir koyu renkli ben olmadıktan sonra sadece deri yüzeyinde bir leke şeklinde ise koyu kahve, kolay kolay malign transformasyon dediğimiz kötü huylu bir lezyona ya da bir kansere dönüşümü beklemiyoruz. Ama doğuştan olan bir ben üzerinde kıl barındırıyorsa, deriden kabarıksa ve çapı özellikle 5 santimden büyükse yaşam boyunca kansere dönme riski olabileceği için dönem dönem cilt doktorları tarafından özel cihazlarla, dermoskopik bakılarla takip edilmesi gerekir. O bizim için önem arz ediyor. Çünkü çok önemli bir malign melanoma dediğimiz önemli bir deri kanserine dönüşüm, transformasyon olabiliyor. Çocukluk çağından itibaren bu biraz önemli bir şey. Hocam doğum lekesinden bahsettik. Çillerde sonradan kazanılan lekelerden biri. Tabii evet. Bu çillerin çoğunu neye bağlıyoruz? Güneşe bağlıyoruz. Kesinlikle. Aslında güneş lekelerini de aslında ayrı bir kategori değiştireceğiz ama bu çiller neden olur, neden ortaya çıkar? Bazıları zaten yapısal olarak çillidir. Evet. Bunlar da çok hoşlardır. Bazen çok yakışır denir çiller. Kesinlikle. İnsanlara. Ama bu çiller nedir? Zararlı
olabilir mi? İlerleyen zamanlarda çok çok fazla artması bir hastalık belirtisi midir? Biraz bunlarla devam edelim. Şöyle diyelim. Çinlerde genetik olarak tanımlanmış kişilerde ortaya çıkan bir tablo aslında. Özellikle cilt tipi 1-2 diye sınıflandırdığımız açık tenli, açık renkli gözlü kişilerde daha çok ortaya çıkan bir tablodur. Beyaz tenlerde sıkça gördüğümüz, özellikle yazın belirginleşen, kışın geçermiş gibi olan, kişiyi rahatsız etmeyen ama her yaz geldiğinde kişinin genelde rahatsızlık duyduğu bir tablodur. Artıyor güneşle, evet, güneşle tetikleniyor. Güneş, yani ultraviyole bizim derinin renk üreten hücrelerini tetikliyor ve renk üretimi, melanin dediğimiz rengin üretimi sayesinde o çillerde belirginleşme ortaya çıkıyor. Kesinlikle kötü huylu bir şey değildir, kozmetik bir sorundur çil. Kimisi bundan hoşnuttur, tedavi ettirmek istemez. Kimisi de çok rahatsızdır. Güneşe maruziyet devam ederse, yani kendini güneşten korumazsa o çillerin büyüklüğü, sayıları ve rengi giderek artacaktır. Yani önce bir göz altındayken ya da burun üzerindeyken, yaz dönemlerinde, güneşli günlerde kendini korumazsa bu tüm yüze dağılacak bir pozisyona kadar gelebilir. O dönemde zaten kişi rahatsız olduğu zaman tedavi talep etmekte. O zaman çillere de böyle bir giriş yapmış olduk. Gelelim güneş lekelerine. Sonra benim zaten leke çeşitlerini sardıktan sonra genel olarak soracağım şeyler olacak tedaviden önce. Güneş lekeleri. Şimdi gerçekten son yıllarda hani bu ozon tabakası delinmesi diyoruz. Artık güneş çok daha zararlı etkiler veriyor diyoruz falan. Bunlar ne kadar bu lekelerin ortaya çıkmasında etkilidir? Güneş lekeleri eskisinden daha mı korkutucu, eskiden daha mı masumdu? Şimdi masumiyetini biraz kaybediyor mu? Biraz bu güneş lekelerinden bahsedelim bu şekilde. Evet. Kozmetik kısmına geçmeden önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Ultraviyole A ve ultraviyole B içeriyor güneş ışınları genelde. Son dönemde ozon tabakasındaki o zayıflıktan dolayı ultraviyole C, yani diğer bir ismi ultraviyole kanser, canciğerden geliyor kanser. Evet. Yeryüzüne daha çok inmeye başladı. Yani cildimiz ultraviyole C'ye daha fazla maruziyet. Çok az bir maruziyet olsa bile çok önemli bir kötü sonuçlar doğurabiliyor. Kansere, cilt kanserlerine daha çok yol açıyor ve son dönemde de gerçekten bu cilt kanserlerinde ciddi bir artış saptadık. Peki dönemi var mı? Bu ultraviyole C ışınının günün saatinde bize daha çok nüfuz ettiği bir dönem var herhalde. Yani çok sıcak, tepemizde sıcağın olduğu, güneşin olduğu zamanlar. Şöyle diyelim, ultraviyole C her zaman yani dünya üzerinde bulunduğumuz yere göre, enlem boylama göre farklı noktalara düşüyor. Ve yılın belli dönemlerinde daha çok, mesela yazın diğer güneş ışınları gibi nasıl daha çok yeryüzüne daha dik iniyorsa güneş ışınları, ultraviyole C de yazın bizi daha çok etkiliyor. Genel olarak bir maruziyet var. Kronik bir, yani uzun süreli bir maruziyet sonucunda zaten derideki etkileri ortaya çıkıyor. Ultraviyole B genelde yazın ortaya çıkar. Daha çok yazın maruziyet yaratıyor. Ve daha çok ultraviyole burn, yani yanık gibi olaylara sebep olabiliyor. Ultraviyole A ise ultraviyole alerjiden geliyor zaten tanımı. Daha çok tüm yıl boyunca, hatta bizim karlı, yağmurlu, bulutlu günlerde bile, hatta pencere ardında olsak bile etkilenebildiğimiz bir güneş ışını. Biz her ne kadar gölgede duruyor olduğumuzu düşünsek bile ultraviyole A bizi etkiliyor. Bu durumda bizim... Bu kadar etkilemesi çok da fena değil derler bu kemik gelişimi tabii, için tabii. Ama... Yani biz tamamen kendinizi kapatın, tamamen izole edin demiyoruz ama hani kemik gelişimi için bir el sırtınızın bir 15-20 dakika bile güneş alması aslında yeterli sayılabiliyor. Çok yaşlı olmadıktan sonra hani bu dönemlerde ileri yaşa kadar yeterli ama sayılır. Ama leke yapacak bir etkisi bunun herhalde pek yok değil Şöyle mi? Diyelim biz. Biz güneşin en dik indiği saatler. Mevsim olarak da ilkbahar ve özellikle yazın. Saat 10 ile 3 veya 4 arasında güneşe kesinlikle maruz kalınmamasını öneriyoruz. Çünkü güneş en dik olarak indiği bir, güneşinden en dik olarak vücudumuzu etkilediği bir dönemdir ve yanığa sebep olabiliyor. Kesinlikle dışarıdaysak, geziyorsak veya deniz kenarındaysak faktörlü güneş korucularla kendimizi korumamız gerekiyor. Bu az önce bahsettiğimiz tablolar ve birazdan bahsedeceğimiz bütün leke çeşitleri güneşle tetikleniyor. Özellikle bu sizin de üzerinde değindiğiniz bu güneşin tetiklemesi sayesinde bu tür tablolar ortaya çıkıyor. Biz ani yanıklardan kaçınılmasını öneriyoruz. Deri kanserlerine yakalanmanın en önemli, yani normal bir benin de deri kanserine transformasyonu söz konusu olabiliyor, dönüşümü söz konusu olabiliyor.
Güneşle alakalı. Güneş yanığı en çok buna sebep olur. Nasıl olur? Yani ani yanıklar yaşarız ya. Böyle cildimizin kızarıp dokunduğumuzda ağrı yaratacak kadar ya da sonrasında soyulacak derecede bir güneş yanığı yaşadığımız tablolar, ani yanıklar bizim kesinlikle kaçınılması gereken bir durum olarak değerlendirdiğimiz hastaları uyardığımız ve hem durumlardır. Leke hem kanser riski çok kesinlikle daha yüksek. Yani bronzluk gidiyor. Bronzluk gidiyor. Yaz döneminde çok güzel bronzlaşıyorsunuz. Ani yanıklar oluyor. Belki soyuluyorsunuz vesaire. Kış döneminde zaten bronzluk gidince yaprak gibi küçük küçük güneş lekelerini ya da yüzünüzde güneş lekelerini görebiliyorsunuz. Eğer benleriniz varsa benlerinizin de koyulaştığını, bazılarının karakterinin değiştiğini fark edebiliyorsunuz. İşte o dönemlerde bu ani yanıklar hem deri kanserine sebep olabiliyor benlerde hem de ardından kozmetik olarak bir leke şeklinde iz bırakabiliyor. İz bırakabiliyor. Güneş lekelerine de böyle değinmiş olduk. Gelelim yine sonradan olan lekelerden, bayağı sonradan olan lekelerden yaşlılık lekeleri. Yaş aldıkça, yaş ilerledikçe görüyoruz. Bir anlamda tabii bir yaşın göstergesi gibi ellerde daha çok özellikle sıklıkla boyunda, dekolte bölgesi, dekolte bölgesinde yüzde görüyoruz. Bu yaşlılık lekeleri de bilmiyorum, yaşlılığın bir kaderi herhalde, doğal bir seleksiyon. Evet, biraz bu yaşlılık lekelerinden bahsedelim, bunlardan da kurtulabildiğimizi biliyorum artık. Evet evet, kesinlikle. Yaşlılık lekelerinde de yine en çok tetikleyici faktör kronik güneş maruziyetidir. Yani geçmiş dönemlerde güneşe maruziyet çok önemlidir. Özellikle deniz kenarında çok vakit geçirmeyi seven, bahçe işleriyle uğraşan, güneş altında çok vakit geçiren kişilerde 40'lı yaşlardan sonra savunma mekanizmaları, tamir mekanizmaları vücudun zayıflıyor. Artık yaşlanma süreci başlıyor. O döneme kadar her şey iyi, onarılabiliyor ama ondan sonra onarma mekanizmaları azalıyor. Bu metabolik bir olay. Bunu engelleyemeyiz. Yaşın getirdiği bir tablo. Bu durumda da yine vücutta güneşin yaptığı oksidatif hasar vardır. Yani vücutta toksinlerin atılması azalıyor. Vücudun bu yetisi azalıyor. Azaldığı için de daha çok bu lekeler ortaya çıkabiliyor. Bu lekelerin bazıları bizim için önemli. Özellikle kabuklanan tarzında olunca biz bunu aktinik keratoz diye adlandırıyoruz. Deri kanserlerinin bir ön evresi olarak değerlendiriliyor. Yaşlılık lekelerinden kabuklananlar bizi biraz daha endişe ettirecek lekeler arasında. Deri seviyesinden biraz daha kabarık olabiliyor. Hani kabuklanmıyorsa ve bir tarafı koyu bir tarafı açık değilse, yani renk ve yapı olarak asimetrik değilse bizi çok rahatsız etmiyor. Ama az önce saydığımız gibi renk ve yapı olarak asimetrikse, girintili çıkıntılı, bir tarafı koyu bir tarafı açık gibi bir düzensizlik içeriyorsa yapı olarak ve üzeri kabuklanıyorsa o zaman kesinlikle bir cilt doktoru tarafından muayene edilmeli ve gerekirse erken dönemde tedavi edilir. Cerrahi dışı tedaviler olabiliyor. O yüzden erken dönemdeki teşhis çok önemli bizim için. O zaman yaşlılık lekelerinde bizim endişe etmemiz gereken durum biraz kabuklanması, biraz da hani lekeden böyle bene kayar gibi. Aynen bir öyle. Lezyon, yani dışa doğru kendini vuran bir lezyon olması bizi biraz yaşlılık lekede endişelendirecek. Başka risk oluşabilecek bir şey olabileceğini söylemiş olduk. Doğuştan olan lekeleri geldim. Doğum lekesiyle karışmasın. Doğum lekesinden bahsedeceğiz. Az peki önce. Şöyle, o zaman doğum lekesi değil ama gebelik lekesi olarak da diyebiliriz. Gebelik lekesi olarak diyebiliriz. Karışmasın kavramlar. Şöyle, bir kişi doğum lekesiyle doğmadı ama doğduktan bir süre sonra bebekte bir lekeler gelişebiliyor mu? Yani doğuştanmış gibi aslında belki bir anlamda adlandırılabilir ama sonradan hemen bebekliğin ilk bir ayında, birkaç ayında çıkan lekeler oluyor ama bunlar bebekler için endişe verici bir şey mi, anne babalar için? Onu sorsam size. Şöyle, genelde bu gibi tablolar çok cilt nadir olur. Çok nadir olur. Yani mesela cilt lekelerini bahsederken hem leke şeklinde hem açık renkli de olabilir. Yani orada renk üreten hücrelerin fazlalığı olduğu gibi açık renkli benler de olabilir. Normal deri tonuna göre daha açık olabilen. Onlar da genelde çocuğun ilk güneşe maruz kaldığı yaşlarda, oyun döneminde 3-4 yaşından itibaren güneş gördüğü zaman eğer o bölgede genetik olarak doğumda fark edilmemiş bir renk azlığı varsa etraftaki deri koyulaşıp o bölge koyulaşmayacağı için sonradan ortaya çıkabiliyor. Genelde kötü karakterli değildir. Az önce saydığımız sütlü kahve lekeleri gibi bir karakteri vardır. Sadece kozmetik sorun yaratır kişide. Daha sonradan koyu renkli benlerin oluşmasını çok beklemiyoruz açıkçası. Eğer olursa yine güneş saydığım gibi yine oyun döneminde belli bölgelerde vücudun blaşko çizgileri dediğimiz deri anatomik olarak yapılandırılmış bazı genetik şeyleri vardır. Şekil olarak vücutta seyreden
kabaca şöyle tabir edebiliriz bu aşk çizgilerini. Hem sinirlerin hem de renk üreten hücrelerin gelişim esnasında yol aldığı bir haritadır, öyle diyeyim. Bu haritada bazı defekler ortaya çıkabiliyor. Yani çocuğun kolunda sonradan ortaya çıkan garip şekilli böyle girdabımsı renk veya da işte garip şekilli. Kahverengi olabilir, açık renkli olabilir. Evet. Bu çocuk güneşe maruz kaldığı zaman ortaya çıkar genelde. O zaman fark edilir. Aile bir telaşta ya bu sonradan oldu gibi bir şeyle gelir ama aslında tabii ki biz bunu görerek karar veriyoruz. Çok ekstrem durumlar olmadıktan sonra tanımız genelde genetik olarak o idiopatik dediğim sebebi belli olmayan genetik olarak orada bir defekt var ve ya fazla renk üretimi ya da az renk üretimi olabiliyor. O yaşlarda ortaya çıkıyor ama genelde malign transformasyonu yoktur. Yani kötüye dönüşümü yoktur. Estetik olarak bir sorun oluşturabilir. Açık rengi normal rengi getirmek biraz problem ama koyu renkli olanların lazerle tedavisi mümkün. Ona da geleceğiz. Açık renkliler koyu renkli leke tedavileriyle getiriliyor mu peki? Leke tedavileriyle açık renkli lekeler, koyu renge yani ten rengine dönüşebiliyorlar. Zor. Yani o genetik durumsa zor. Ama hani vitiligo gibi sonradan kazanılmış bazı hastalıklar oluyor. Onların tedavi şansı var ama bunlar doğuştan orada renk hücresi olmadığı için biraz zor. Şu an günümüzde tabii ki güncel bilgiler ışığında yapılan yeni yöntemler var. İşte melanosit dediğimiz renk veren hücreleri üretme ve dış ortamda üretip sonra ekim şeklinde olan melanosit transferi dediğimiz bir işlem var. Çok çok yeni şu anda dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalar, hatta uygulayan meslektaşlarımız da var. Şu an deneme aşamasında ve güzel sonuçlar da ortaya çıkıyor. O bir umut verici olabilir. Yani yakın zamanda belki de o tür sorunlara da çözüm olabilecek diye düşünüyorum. Bu da güzel bir haber. Niye olmasın? Yani 5 yıl önce olmayan şeyler bugün var. Bundan 5 yıl sonra bizim ellerin beklediğini tedavide muazzam gelişmeler oluyor. Bir yandan da tabii muazzam hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunu da inkar etmemek lazım. Bir yandan tıp ilerliyor, bir yandan çözümler bulunuyor ama gittikçe de hastalık oranlarımızın arttığını görüyoruz niyeyse. Peki leke tedavisine gelelim şimdi. Leke ile ilgili aklımıza takılan bir şeyler olursa gene satır aralarında size soracağım izninizle. Leke tedavisine geldik. Şimdi birçok leke çeşidi var dedik. Doğum lekesi, çiller, güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri gibi. Şimdi öncelikle bu leke tedavilerinde ortak uyguladığımız bir şey var mıdır? Önce öyle girmek isterim. Daha sonra leke özelinde neler yaptığınızı sormak istiyorum. Bu peki, lekelere karşı vatandaş, doktor, hasta ortak çözüm yöntemi nedir öncelikle? Şöyle diyelim. Hasta bize geldiğinde ilk etapta biz teşhisimiz konma adına bir mor ışık diye tabir ettiğimiz wood ışığıyla renk veren hücrelerin yani sorunun cildin hangi tabakasında olduğuna karar veriyoruz. Ona göre hastaya özgü bir tedavi planı çıkarıyoruz. Wood ışığı muayenesiyle eğer derinin üst tabakası epidermiste ise tedavi şansı daha kolay ve çok yüzgülür sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama daha derinin alt tabakası dermis tabakasındaysa o zaman tedavi için biraz daha ileri teknikler kullanmamız şimdi gerekiyor. Şimdi ışıkla siz normal bir gözün gördüğünün karanlık, ötesini görebiliyorsunuz. Evet, karanlık ortamda biraz daha ultraviyole mor bir ışıkla bakıyoruz. Karanlık bir ortamda. Eğer çok belirginleşme olabiliyorsa baktığımız lekede o zaman biz biraz daha yüzeyelde olduğunu kabul edebiliyoruz. Tabii bu kesin %100 sonuç vermiyor ama bize bayağı bir yüz güldürücü sonuçlar elde etmemiz için yardımcı oluyor. Veya çok renk değişmiyorsa biraz daha derinde olduğunu varsayıyoruz. Ya da her ikisinde de bulunabilir. Eğer derindeyse tedavi şansı biraz daha zor oluyor. Elbette ki sonuçlar elde edebiliyoruz lazerlerle vesaire. Ama dediğim gibi bunu derinde olduğu zaman nüksetme ihtimali de çok fazla olduğu için biz tedavimizi ona göre tek bir tedaviyle değil de kombine tedavilerle yani birkaç tedavi yöntemini birleştirerek tedavi etmeye çalışıyoruz. Derinde olanlar biraz nüksetme ihtimali daha fazla olan yani tedavi daha ediyorsunuz. Daha korkacağımız lekeler mi? Hayır, o anlamda değil. Yani anlamda kozmetik değil olarak kişiyi biraz uğraştırabilir. Doktoru da uğraştırabilir aynı zamanda. Kişiyi tedavi ederiz çok güzel ama birkaç sefer korunmadan güneş çıktığı zaman tekrar lekenin oluştuğunu görebiliyoruz. Nankör oluyor biraz bu cilt lekeleri. Özellikle gebelik lekeleri bu gruba giriyor. Ondan da birazdan bahsedeceğim zaten dikkat edilmesi gereken şeylerin. Hocam o zaman leke tedavisine girdik. Öncelikle bir muayene yapıyorsunuz. Normal gözün
göremediği detayı siz mor ışıkla bir yöntemle görüyorsunuz, evet, bakıyorsunuz. Önce bu lekeyi bir tanımlıyorsunuz. Yani ben bu lekeyi nasıl tedavi uygulayabilirim aslında? Bir ön muayenesi gibi bir şey. Çünkü buralarda çok tetkikle, kan tahliliyle yapacağımız pek bir şey yok. Sonuçta görünen bir şey. Bu şekilde basamak basamak gidelim. Daha sonra baktınız, bu bir çil olabilir, güneş lekesi olabilir, yaşlılık lekesi olabilir, herhangi bir leke olabilir. Tedaviyi nasıl yapacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Şöyle yapıyoruz. Biz ilk etapta en basit tedavi şekli topikal kremlerdir. Yani lokal olarak uygulanan, deriye sürülen kremlerdir. Aktif içeriği olması gerekiyor. Bizim bu anlamda önerdiğimiz kremlerin içerisinde işte hidrokinon, işte kojik asit, arbutin, glikolik asit gibi. Evet, bunlar genelde derin renk üreten hücrelerin, melanositlerin melanin dediğimiz renk üretimini baskılamak amacıyla ve bazen de parçalamak amacıyla ya da derin üst yüzeyin transferini engellemek amacıyla kullanıyoruz. Bunlar genelde tedaviye yardımcıdır. Yani tek başına belki çiller bu gruba girebilir. Bu topikal dediğimiz kremlerle sonuç alabileceğimiz grup. Düzenli kullanılırsa ve düzenli güneşten korunursa kişi çillerinin bayağı %60 ile %80 arasında geçtiğini ve dönem dönem de kendini güneşten tabii ki uzun süre koruyarak dönem dönem de bu tedaviyi uygulayarak belli bir seviyede, kabul edilebilir bir seviyede tutabilir çili olan bir kişi. Ama diğer lekelerde genelde tek başına yeterli olmuyor bu kremler. Sadece tedaviye yardımcı oluyor. Yani nüksü engellememize yardımcı oluyor. Ve biz onları tedaviler arası ya da tedaviden sonra devam kremleri olarak öneriyoruz daha çok. Başarıyı devam ettirmek adına. Yani şöyle hem lekeyi ortadan kaldırıyor hem de lekenin artmasını engellemiş oluyor. Baskılamak yani amacıyla. Baskılamak amacıyla. Güzel bir şey. Bu tabii normal kremler değil bunlar. Az önce içinde maddesini söylediğiniz kremler tamamen dermokozmetik diyebilir miyiz tabii bunlara? Tabii ki dermokozmetik. Kremler. Yani genelde sizlerin verdiği eczanelerden alınan kremler olduğunu. Yani normal piyasada satılan kremler bu içerik var mıdır yok mudur bakmanın bir anlamı yok herhalde. Çok fazla olmuyor, evet. Sizin kontrolünüzde olacak. Kremlerle ilgili ekleyeceğimiz bir şey var mı? Aklımıza yok, gelirse aslında, gene sorarız. Daha sonraki kremler aşamada. Öncelikle kullandığınız leke grubu nedir? Krem için özellikle çillerde bazen akne sonrasında kalan kahverengi izlerde yani sivilce sonrası kahverengi izlerde önerebiliyoruz. Az önce saydığım gebelik lekelerinin yüzeyde olanlarını bu dışıda baktık yüzeyde o zaman tedaviden fayda görebilir diyerekten o tedaviye başlıyoruz. Topikal krem tedavisine başlayabiliyoruz. Genelde güneş lekeleri çok fayda etmez ya da işte yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri. Çok çözüm olmuyor kremler onlarda. Biraz daha ileri teknikler uygulamamız lazım onlara tedaviler. Da geliyoruz o zaman. Peki notlarımda var. Sırada peeling tedavisi var. Şimdi peeling tabii kadınların da erkeklerin de artık günlük haftalık aylık olarak cildine uyguluyor peeling. Daha cildim güzel görünsün, parlasın, ışısın ve tamamen temizlensin, arınsın diye yapıyoruz. Sizler de bunu kullanıyorsunuz ama sizler tabii lekeyi giderme amacıyla başka amaçlarla kullanıyorsunuz. Bizlerin uyguladığı peelingden farkı nedir? Siz hekim olarak sizler uyguluyorsun. Çünkü normal bir cilt bakımını hekim ya da güzellik uzmanları bize uygulayabiliyorlar. Evet. Ve gene bu peeling özellikle hangi leke türlerinde uyguladığınızı söyler misiniz? Peki. Peeling kelime anlamı olarak soyma işlemi gibi algılanabilir. Genel olarak evde uygulanan peelingler işte içeriğindeki işte meyve asitleri belli bir orandadır. %10 veya işte %15'e kadar ev ortamında kullanılabilen peelingli kremler olabiliyor. Hasta bunları evde kullanabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Evet. Daha yüksek olanlar ofis ortamında yani profesyonel ellerde hekimler tarafından uygulanması gerekiyor. Doğru ellerde uygulanması gerekiyor. Çünkü biz peelingle bir nevi onun peelingin çeşitleri var. Yüzey el dediğimiz üst deriyi ya da işte orta veya derin dediğimiz daha alt deriyi soyduğumuz işlemler oluyor. Biz kontrollü bir soyma, kontrollü bir yanık oluşturuyoruz aslında orada. Tabii ki cilde göre biz bu tedaviye karar veriyoruz. Çok koyu tenli kişilerde, çok esmer, buğday tenli kişilerde peeling tedavisi daha sonrasında lekenin artması şeklinde bir ters tepkiyle karşımıza çıkabileceği için onlar da biraz daha dikkatli davranıyoruz ve daha düşük yüzdelerle çok soyma işlemi yapmadan peeling işlemi uyguluyoruz. Açık tenliler için. Açık tenlilerde. Zaten genelde bu lekelerde açık tenlilerde çıkmaya daha meyilli herhalde evet, değil mi? Yok ama Türk toplumunda genelde cilt tipi 3-4 olarak nitelendirdiğimiz buğday ve esmer tenli çoğunluk. Ve lekelenmeleri daha çok onlarda görüyoruz. Onların tedavi şansı biraz daha az oluyor açık renkli kişilere göre. Evet, tedavi şansı daha çünkü daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Nüks dediğimiz o
tekrar etme oranı, tekrar lekenin geri gelmesi olayı çok sık karşılaştığımız bir durum olduğu için koyutenlerde daha dikkatli bir uygulama yapıyoruz. Çok soymadan, çok agresif yaklaşmadan lekeye tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunları hiç gerek kalmasa, güneşi çok kontrollü kullansak aslında hani doğuştan olmadıktan sonra birçok lekenin önüne geçmiş olabiliyoruz. Kesinlikle. Yani koruyucu hekimlik çok önemli. Yani her şeyin önünde. Bizim... Ne kadar çok şeyi şu anda konuşuyoruz. Yani düşünmek zorundayız, sormak zorundayız. İzleyicilere şifa olsun diye sizden cevap almak zorundayız. Ama bu arada Bursa'dan Meral Eser Hanım varmış hattımızda. Onun sorusunu alalım, sonra devam edelim izninizle. Meral Hanım. Günaydın efendim. Günaydın. Canlı ise günaydın. Günaydın. Önceden çekilmişse iyi programlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hanımefendi, doktor beye benim soracağım bir soru var. Buyurun. Ben 68 yaşındayım. 2 yıl önce büllöz pemfugoid biyopsi sonrası büllöz pemfugoid teşhisi konmuş bir problem yaşıyorum. Bunun da İlaç ismi olmadığı için, madde ismi olduğu için söylüyorum. Kortizon tedavisine geçildi. Hı hı. Ancak kortizon tedavisi arkasından bel kemiğimde kırıklar oluştu. Ve vertebra plasti geçirmek zorunda kaldım. Bu hastalığın kortizonun dışında bir alternatif tedavisi var mıdır? Ve büllöz pemfugoidin yaptığı lekeler bu yöntemlerle alınabilir mi? Şu bu yaştan sonra estetik güzellik değil. Ama parkta çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir çocuğu okşamak istiyorum. Elimi geri çekiyorum. Ya annesi babası onu bulaşıcı sanır da rahatsız olursa evet, diye. Evet, evet, evet. Şimdi bu hastalığın teşhisinden sonra malinite bakımından hem internal malinite hem diğer maliniteler bakımından tüm araştırmalar yapıldı. Bir malin durumum yok. Hı hı. Ancak şeker hastasıyım, insülin kullanıyorum ve biraz da hipertansiyonluyum. Evet. Bayağı bir çok geçmiş olsun ve çok güzel toparladınız, çok güzel özetlediniz. Çok geçmiş olsun bakalım. Yanıt vermeye çalışayım ben. Geçmiş olsun öncelikle. Şimdi yaşadığınız problem büllöz pemfigoid de işte derinin bulaşıcı olmayan kronik bir hastalığı. Stoplama şeklinde, yanık gibi stoplama şeklinde bir reaksiyon oluyor vücutta ve onların işte iyileştikten sonra yerlerinde koyu renkli lekeleri kalabiliyor. Hanımefendinin özellikle kaygılandığı ikinci sebep, estetik ikinci planda. Öncelikle hastalığınız için ilk etapta ilk tedavi seçeneğimiz kortizondur. Onun verilmiş olması normal. Tabii tansiyon ya da şeker hastalığınızın olması kortizonun verilmesini biraz kısıtlayabilir. Çünkü kortizon tedavisiyle şeker ve tansiyon biraz düzensiz bir hale gelebiliyor. Muhakkak tedavi edilen yerde bunların önlemleri alınmıştır. Ama tedavi kortizon... En önemlisi kemik dokumla kortizon birbirini sevmedi. Anladım. Tabii tabii. Başka tedavi seçenekleri elbette var. Yani hastalığın şiddetine göre kortizon değil de başka tedavi seçenekleri elbette denenebilir. Tabii ki tedavi olduğunuz yerde bunu muhakkak düşünür. Yani sizin yan etki gösterdiğiniz bir vakitte kortizona devam etmeleri çok doğru olmaz. Bunu elbette düşünmüşlerdir. Alternatif tedavi seçenekleri elbette var. Onlar açısından tedavi görebilirsiniz. O tedavi seçenekleri var. Şu anda hani bunları çok ayrıntıya girmemiz çok anlamlı değil. Ama elbette. Ama tedavi seçenekleriniz var. Bunu bilin. Onun dışında lekelerden nasıl korunabiliriz? Lekeler sonradan bir iyilik hali sağlandıktan sonra yani bu belli bir süre kortizon ya da kortizon dışı bir tedavi alıyorsunuz. İyileşiyorsunuz. İyileştikten sonra remisyon dediğimiz artık stoplama olaylarının olmadığı, lezyonların çıkmadığı bir dönemde onlar için görünen bölgeler, tüm vücudun tedavi olması gerekiyor ama görünen bölgelerin tedavileri çok hafif tedavilerle sonuçlandırılabilir. Bunun çok soyucu olmayan az önce saydığım kremler ilk etapta kullanılabilir. Belki hafif peelingler kullanılabilir ama lazer yapılmasını çok doğru bulmuyoruz. Çünkü lazerle lezyonlar tetikleyebilir. Yani vücut bunu bir travma olarak algılayıp tetikleyebilir. Zaten efendim yeni büllözler çıkacağı zaman yeni ve sağlıklı bölgeyi değil
eski ayak alışkanlığı yaptığı yerlerde tekrarlıyor zaten. Hı hı, anladım. Meral Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Çok geçmiş doyurucu olsun. Bilgi aldım. Çok sağ olun. Sizin ellerinize, doktor beyin bilimine, bilgisine, cevabına sağlık. Sağ çok olun. Teşekkürler. Umarım istediğiniz olsun. Gibi sonuçlanırım. Hocam, peeling tedavisinden bahsettik. Bir de enzim peeling var. Bu son yıllarda herhalde biraz uygulandı. Popüler, bunun bir evet. kere normal peelingden farkı nedir? Hemen öyle girelim. Enzim hı-hı. deyince işe başka maddeler herhalde giriyor değil mi? Evet, yani enzim peeling dediğimiz normal peelinge göre içerik olarak biraz daha farklı. Enzimatik bir olay oluyor. Direkt soyma işlemi olmuyor. Anında rahatsızlık duymuyorsunuz. Genelde ofis ortamında, yani doğru ellerde uygulanması gerekiyor. Peeling sürülüyor. Bir 8-10 saat kadar kişinin yüzünde kalıyor. Eve gittikten sonra... Görünmüyor mu dışarıdan bir şey sürdüğü? İlk etapta görünmüyor. Hı hı. Ya, tabii ilk etapta yüzünde kalıyor kişinin. 10 saat maskesi yüzünde kalıyor. Hı hı. Daha sonrasında devam kremleri oluyor. Devam kremlerini kullanıyor kişi. Yaklaşık bir 6 ay, 9 ay kadar devam etmesi gerekiyor. İlk bir haftada ama vücut lekelerin açılması adına, soyulması adına bir tepki verecektir. Ve ciltte kişiyi sosyal hayattan mahrum edebilecek bir 3-5 günlük bir soyulma dönemi olabiliyor. Bazı yatıştırıcı kremler, onarıcı kremlerle bunu baskılayıp 3-5 gün sonra kişinin normal hayata, günlük hayata dönmesini sağlayabiliyoruz. En çok hangi leke gruplarında enzim peeling kullanıyoruz? Yani kişiler enzim peelingi... Her türlü lekede uygulanabilir. Her türlü lekede uygulanabilir. Özellikle melazma dediğimiz doğum lekelerinde veya işte biraz daha solar lentiko dediğimiz lekelerde daha çok uyguladığımız bir yöntem. Ama genelde şu anda doğum melazma ya da klozma dediğimiz doğum sonrası ya da oral kontraseptif dediğimiz doğum kontrol hapları kullanan kişilerde oluşan lekelerde uygulanan bir yöntem. Doğru kişilerde güzel sonuçlar veriyor. Evet, çok bazen hani hiç sonuç alamayan kişiler de olabiliyor ama genelde doğru hasta seçimiyle çok güzel yani sonuçlar elde ediyoruz. Yani doğru hasta seçimiyle bu enzim peelingin başarısı paralel. Evet. Ama herkese enzim peeling yapılmasına gerek olmadığını gerek anlıyoruz. Gerek yok, evet. Çünkü biraz ağır bir tedavi. Hı hı. Çok hafif tedavi, çilleri olan bir kişi çok onu uygulanması çok doğru olmayabilir. Özellikle ne dedik enzim peeling için? Ben gereksiz talep oluşturulması da istemiyorum. Bu anlamda hı hı. biraz detaylı soruyorum. Doğum lekesi olanlarda belki büyük doğum lekeleri için. Bazılarının doğum lekeleri evet. herhalde büyük olabiliyor biraz evet, daha. Evet. Küçük ve rahatsız edici olabiliyor. Kişi görünür bir yerde olabiliyor. Hı hı. Bunlar için uygulanabiliyor. En önemli uygulama alanımız enzim peelingin doğum lekesi diyoruz evet, değil mi? Evet, genelde. Peki mezoterapi ve PRP diyelim de son yılların en çok zikredilen güzelleşme adına hı hı. Kavramlarından, tedavi yöntemlerinden biri. Burada lekeyle ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor? Şöyle, tedavi yardımcı bir yöntemdir bunlar. Bahsedilen iki yöntemde. Mezoterapide vitaminlerin ve bazı işte amino asitlerin, bazı kimyasal içeriklerin kokteyl şeklinde karıştırılıp hı hı. enjeksiyon yoluyla, yani küçük mikro enjeksiyonlarla yüze uygulanması yöntemidir. Genelde anti-aging amaçlı, yaşlanma karşıtı uyguladığımız bir yöntem. PRP'nin uygulama şekli aynıdır ama elde ettiğimiz materyal kişinin kendi kanıdır. Özellikle trombosit dediğimiz... Kendi kanıyla şifa buluyor. Evet, bir anlamda, gibi. Değil mi? Yani gibi. Kanımızı alıyoruz, belli hı-hı. bir işlemden geçirip içinden trombosit zengin bir saf hale getiriliyor. Daha sonra aktive edilip yüze uygulanıyor genelde. Genelde büyüme faktörleri içerdiği için anti-aging amaçlı uygulanıyor. Cilt altındaki kolajen sentezini, elastin sentezini artırıyor. Aynı zamanda lekeleri de baskılama özelliği olduğu için son dönemde... Yine hangi lekeler desek buna? Yine genel olarak sonradan oluşmuş güneş lekeleri ve yine doğum lekeleri. Hocam son bir dakikama girdim. Lazerlere değinmeden olmaz. Süren hı-hı. bitmeden bir dakikada lazerleri toplanalım. Lazerlerde bir fraksiyonel lazerler var. Bir de Q-switch en sık uygulanan lazer diye notumu hı-hı. almışım. Lazerin de yeri leke tedavisinde çok büyük. Özellikle gene hangi lekelerde uyguluyoruz? Bununla ilgili de son cümlelerinizi alayım. Yayını kapatmak zorundayım peki. sonra. Özellikle fraksiyonel lazerler soyucu özelliği olan lazerlerdir. Yani ciltte bir yenileme sağlamak istiyorsak tüm cilde uygulayıp sonrasında bir peeling etkisi yaratmak, bir soymak hı-hı. amaçlı uyguluyoruz. Onu daha çok ciltte bir aydınlanma sağlamak adına çillerde
uygulayabiliyoruz. Doğum lekelerinde belki ilk seansta uygulanabilir, hı hı, ama devamında uygulamamamız gerekiyor. Çünkü agresif yaklaşınca doğum ya da gebelik lekelerinde ters tepme olabiliyor. Daha çok kullanım alanları onlardır. Yani bizim tedavide en çok zorlandığımız, hastanın da sorun yaşadığı leke şekli genelde bu gebelik lekeleridir ya da doğum lekeleri dediğimiz sonradan olan lekelerdir. Q-switch biraz daha lekeye odaklı, çok kısa sürede atım yapabilen cihazlardır. Hemen etkisini gösteriyor mu? Hemen etkisini göstermiyor. Ama daha derine inebiliyor ve daha kısa sürede dövme silmede kullanılan lazerlerdir aynı zamanda onlar. Bu lazerlerle cilt altındaki pigment parçalanıyor ve daha sonra vücudun lenf damarları tarafından vücuttan atılıyor. Ve seans seans uygulanan bir işlem, işte kişiye göre değişiyor uygulama şekli ama genelde 10 günde bir ciltte çok fazla soyulma olmadan kişi normal hayatına devam edecek şekilde uygulanan bir yöntem. Genelde işte 6 seans, 8 seans, 1 hafta 10 gün arayla uyguladığımız hastalarda gerçekten güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Leke tedavisinde kremlerle işimiz var. Peeling tedavisi yapılıyor. Enzim peeling, mezoterapi, PRP, fraksiyonel lazerler ve Q-switch dediğimiz en sık uygulanan lazer yöntemiyle biz her türlü leki ister doğumsal olsun ister sonradan kazanılmış olsun tedavilerini yapabiliyoruz. Artık bir sürü şeyin çaresi var. Bir ölüme çare kalmadı. o da Allah'ın emri diyelim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hocam uzman doktor Kenan Dibek, dermatoloji uzmanısınız. Medical Park Gebze Hastanesi'nden yanımıza katıldınız. Bugün leke tedavilerini konuştuk. Çok teşekkürler. Ben verdiğiniz teşekkür ederim kibara davetiniz için. Sağ olun. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Yayınlarımızın tekrarını eğer izlemek isterseniz tvnet.tv.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı korumanız, geliştirmeniz ve yönetebilmeniz dileğiyle tam iyilik halinde kalın. Yarın 8.15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.